Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 5. sınıf dikey yayınları sayfa 71'deki alıştırmaları çözeceğiz. Birinci sorumla başladım alıştırmalara. Aşağıdaki parantezli işlemleri yapınız demiş. Parantezli bir işlem varsa önce parantezli işlem yapılır arkadaşlar. A şıkkına baktığımda önce parantezin içindeki işlemi 41'den 19'u çıkarma işlemini yapıyorum. Çıkardığımda kaç kalır arkadaşlar? 22 kalacak. 41 eksi 19. 22 oldu. Bunu da 188 ile toplamam istenmiş. 188 artı 22. 82 daha 10. Onun 0 elde var 1. 82 daha 10. Onun 1 de elde vardı 11. 11'in 1 elde var 1. 1 eldeyi de kullandım. 2 cevabım 210 çıkmış oldu. A şıkkının cevabı 210 olarak karşımıza geldi. B şıkkına geçtiğimde önce parantez işlemi yapılacak. 567 eksi 66. Çıkardığınızda 7'den 6 çıktı. 1, 0, 5, 501 kaldı. Bunu da 303 ile toplamam istenmiş. 501 artı 303. 4, 0, 8, 804 olarak B şıkkımda cevabı çıktı. C'ye geçtim. 6403'ten 2901 çıkar dedi. 6403, 2901. 2 kaldı 0. 14'ten 9'u çıkardığımızda arkadaşlar 5 kalır. Burada elde kullandık 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 3502 kalmış oldu. 3502 burası. 3502'yi 34'e böl dedi. 34'e böleceğim. 35'in içinde 34 bir defa. Çıkardığımda 1 kalır. 0'a aşağı indim 10. 10 34'e bölünmediği için ikinciye iniyorum 102. 2 tane sayı indiğim için buraya 1 0 attım. 102'nin içinde 34 kaç defa arkadaşlar? 3 defa 3 çarpı 34 tam ne yapar? 102 yapar ve kalan olmaz 0 olur. O zaman sonucum ne çıkmış oldu? 103 çıkmış oldu. Bu soruyu 13 bulanlar da vardır arkadaşlar. Dikkat ediniz. 2 tane aşağı indiğimde buraya 1 0 atmayı unutmuyoruz. Cevabımız 103 C şıkkında. D'ye geçtim, Ç'ye geçtim. Önce parantez içi 275 ile 33 çarp dedi bize. Çarpalım. 5 kere 3 15, elde var 1. 7 kere 3 21, eldeyi kullandım. 22 elde var 2. 3 kere 2 6, elde var 2. 8 etti. 825 oldu. Şimdi diğeriyle çarpacağım. 3 kere 5 15, elde var 1. 22 elde var 2. 825 oldu. Topluyorum. 5, 7, 10, 10 elde var 1. 8, 1 daha 9. 9075 çıktı. Şurası. Bundan 5089'u çıkarmam istenmiş. 9075'ten 5089'u çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz yandan aldım. 15'ten 9 çıktı 6 kalır. Burada 6 kaldı. 6'dan 8 çıkmaz yandan aldığımda 16'dan 8 çıktı 8 kalır. Burada 9 kaldı. Burada da eldeyi kullandığım için 8 kaldı. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 3986 cevabımız C şıkkı için çıkmış oldu. C'nin cevabı 3986 olmuş oldu. Devam ettim D şıkkıyla. Önce parantez içi yapılacak 2807 ile 4116'yı toplamam istendi. 16'yı. 6 7 daha 13 elde var 1. 1 0 daha 1 eldeyi kullandım. 2 9 6. 6923 çıktı. Diyor ki 6923'ü 6923'e böl. 6923'ün 6923'e bölümü bir defa yani 1'e eşittir bu bölüm. Sonucum ne çıkmış oldu? 1 1'e eşit olmuş oldu D şıkkında. 6 bir sayının kendisine bölümü 1'e eşittir. Cevabım 1 oldu D şıkkında. E'ye geçtim. Önce buradaki parantezi yapacağım. 8888'den 8888'i çıkardığınızda ne olur arkadaşlar? Bir sayının kendisinden çıkarılması sonucu 0 olur. Burası 0'sa 987'yi 0'la çarpmam istendi. Bir sayının 0'la çarpımının sonucu her zaman 0'dır. 0 yutan elemandır.
O yüzden E'nin sonucu da 0 olmuş oldu. Dikkatli işlemleri yaparsanız, işlem hatası yapmazsanız, önce parantezli işlemle başlarsanız bütün soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevapları bunlar oldu. İkinci sorumla devam ettim. İşlemleri yaparak aşağıdaki kutucukları doldurunuz. Yaptığınız işlemlere ait ifadeleri kutucukların altındaki boşluklara yazınız demiş. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar? Önce burada bir çarpma yap demiş. 78 ile 65'i çarpmam lazım. 78 çarpı 65. 8 kere 5 40 elde var 4. 7 kere 5 35. 4'ü kullandık 39. 6 kere 8 48 elde var 4. 7 kere 6 42. 4 daha 46 oldu. Topladığımızda 0 17'nin 1'i elde var 1. 9 10 eldeyi kullanınca yine elde var 1. 4 1 daha 5. 5070 çıktı arkadaşlar burası. 5070. Bu ifadeyi ne yap dedi bize arkadaşlar? 5070 ile 10'u bölerek buraya yazmamız istenmiş. 5070'i 10'a böldüğümüzde 50'nin içinde 15 defa 5 kere 10 50 gitti. 7'yi aşağıya indim. Bir bölüm gerçekleşmedi. 0'a indim. İki tane sayı indiğim için buraya bir sıfır ekledim. 70'in içinde 10, 7 defa olduğu için 7 kere 10, 70. Sonucum 507 çıkmış oldu. Kısa yoldan bölmesi de var arkadaşlar 10'a bölmenin. Sıfırlar birbirini götüreceği için 507 direkt sonuç olarak da bulunabilirdi. Sonucumuz burada ne çıkmış oldu? 507 olacakmış sonucumuz birinci kutucuk. Diyor ki yaptığınız işlemlere ait ifadeleri kutucukların altındaki boşluklara yazınız. Neyi sormuş bakın? Ait ifadeleri kutucukların altındaki boşluklara yazınız. Önce çarpma, sonra bölme yaptık. Buradaki şu ifadeyi yazmamız istenmiş. Toparlayalım. Şurası 507 çıktı. Şunu yapmamız istenmiş. 78 ile 65'i çarptık. Ve sonra bu sonucu ne yaptık? 10'a böldük. Bu ifadeyi işlem olarak yazmamız istenmiş. Önce 78 ile 65'i çarptığım için de onları parantez içine almış oldum. Bizden yazmasını istediği işlem bu olacak. İkinciye geçtim. 9'dan 2'yi çıkar dedi arkadaşlar. Ne olur? 7 kalır. 7 ile de 8'i çarpmam istendi. 56 olur. İkinci kutucuğu doldurmuş oldum. Bizden cümlesini istiyor. Önce hangi işlemi yaptım? 9 eksi 2 parantez içinde. Sonra çıkan sonuçla ne yaptım? 8'i çarptım. Bakın parantez koymak bu ifadelerde önemli. Yoksa sonuç değişir. İlk yaptığım işlemi parantez içine aldım. Burada ne yapacağız arkadaşlar? 7680'i 48'e böl demiş. Bölelim. 7680 bölü 48. 76'nın içinde 48 bir defa çıkardığımda 16'dan 8 çıktı 8. 6'dan 4 çıktı 2. 28. 8'i aşağı indiğimde 288'in içinde 48 6 defa. Tam 288 eder arkadaşlar. 0 0 kaldı. 0'ı aşağı indim. Buraya da 0'a ekledim. Yani sonucum ne çıktı? 160. 160'tan da 118'i çıkarmam istenmiş. 160'dan 118'i çıkardığınızda 10'dan 8 çıktı, 2 kalır. Burada 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı, 4. 1'den 1 çıktı, 0. Yani buranın sonucu da 42 gelmiş oldu. İşlemini yazınız demiş. Önce 7680 ile böldüm 48'i parantez içinde. Çıkan sonuçtan da ne yaptık arkadaşlar? 118'i çıkarmış olduk. İşlemimiz de bu şekilde yazmış olduk. İlk yaptığım işlemlere hep paranteze almış oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altından devam edelim. Bunları sildim. Birazcık daha yukarıya çektim. Devam ettiğimizde arkadaşlar yine aynı şeyleri yapacağız. Önce 2014'ten 1923'ü çıkarmam istenmiş. 2014'ten 1923'ü çıkaralım. 1 kalır. 11'den 2 çıktığında kaç kalır arkadaşlar? 9 kalır. 9'dan 9 çıktı 0. Burada 1 kalmıştı. 0 yani cevabımız ne çıktı? 91. 91 ile de 1790'ı toplamam istenmiş. 1790 artı 91.
1, 18 elde var. 1, 8, ve 8, 1881 olmuş oldu sonucumuzda. Cevabımız 1881. Bize işlemi yazmamız istenmiş. Önce 2014'ten 1923'ü çıkardık parantez içinde. Sonra da 1790'ı topladık. Parantez içinde aldığımız ifade önemli arkadaşlar. Diğer ifademe geçtim. Önce 599 ile 16'yı çarpmam istenmiş. Bakın ilk yapılan işlem, yukarıda olan işlem önce yapılır. Önce bunu yaptım. 599 ile 16'yı çarpacağız. Burada bizden sonuçları istemiyor olabilir. Direkt sadece yazılmış halini istiyor olabilir. Ama biz yine de sonuçlarını da bulmuş olalım. 599 çarpı 16. 9 kere 6 54. Elde var 5. 9 kere 6 54. 5'i de ekledim. 59 yine var elde 5. 6 kere 5 30. 35 oldu. 9, 9, 5 oldu. Topladığımda 4, 18 elde var 1. 15 elde var 1. 9 oldu. 9584. 9584 ile de 547'yi ne yapmam istendi arkadaşlar? Toplamam istendi. 9584 ile de 547'yi toplarsak 7 4 daha 11 elde var 1. 8 4 daha 12 eldeyi kullandım. 13 elde var 1. 10 11 elde ile beraber yine elde var 1 kullandığımda 10.131 sonucu oluşmuş oldu. 10.131 cevabına ulaşmış olduk. Bakın burada bize işlemini de sorarsa şu işlemi yapacağız. Önce 599 ile 16'yı çarpacağız. Ardından 547 ile toplamış olacağız. İşlemini de sorarsa bu şekilde yazabiliriz. Son olarak son sorumuz. 81'i 9'a bölmem istendi. Yukarıdaki işlem önce yapılacak. 81'i 9'a böldüm. 9 çıkar. 9 ile de 21'i toplamam istenmiş. 30 eder. İşlemini yazarsanız 81 bölü 9 parantez içinde. Artı çıkan sonuçta da 21'i toplamam istendi. Sonuçta 30 çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi ikinci soru biraz uzunca bir soruydu arkadaşlar. Burada bizden ne demiş? İşlemleri yaparak aşağıdaki kutucukları doldurunuz. Yaptığınız işlemlere ait ifadeleri de yazınız. Tek tek işlemlerini yapıp ifadeleri de yazmış olduk. İkinci soru uzunca bir soruymuş. Üçüncü soruyla devam ettim. 16 artı 2'nin karesi bölü 5 işlemini yapmayı gerektirecek bir problem kurunuz demiş. Burada arkadaşlar problem oluşturmamız isteniyor bizden. Problemi kurarsak nasıl diyebiliriz arkadaşlar? 2'nin karesini alacağımız bir ifade. Şu şekilde bir problem kuralım. Yukarıdaki gibi bir problem kuralım. Bir kutucuğumuza 16 yapalım. İkinci kutucuğumuza 2'nin karesi. Bu ikisini toplamamız istensin. Yeni bir kutucuk oluşsun. Çıkan sonuçla da bölü 5 diyelim. Yani 5'e bölmemiz istensin. Yukarıdaki probleme benzetelim. Önce 16 ile 2'nin karesini toplamamız istensin. Ardından da 5'e bölmemiz istenebilir. İşlemini de yaparsak arkadaşlar 16 2'nin karesi neye eşit? 2 çarpı 2'ye eşit. 2 çarpı 2 4 eder. 16 ile 4'ü toplayıp 5'e böleceğiz. 16 ile 4 topladığınızda ne çıkar? 20. 20'yi 5'e böldüğümde ne çıkar? 4 olarak sonucum çıkar. Burada problem kurunuz demiş. Siz de yukarıdakine benzeterek bir problem kurabilirsiniz. Güzelce sağdaki gibi yapabilirsiniz. Üçüncü sorumuzun cevabı bu çıkmış oldu. Dördüncü soruya baktık arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu 489'dur? Bunu bulabilmek için bütün soruları yapmamız gerekiyor. Birinciden başlayalım. Önce parantez içi işlemleri yapılır. 510'u 30'a bölmem istendi. 510'u 30'a bölersek
51'in içinde 31 defa çıkardığımızda 21 kalır. 0 ekledim. 210'un içinde 7 defa. Sonuç 17 çıktı arkadaşlar. 17, 516'dan 17'yi çıkarmam istenmiş. 516'dan 17'yi çıkarırsak 16'dan 7 çıktı. 9 kalır. 0'dan 1 çıkmaz. Yandan aldım. 10'dan 1 çıktı. 9 kalır. 4 kaldı. 499 çıktı sonucum. Tutmadı bakın. A şıkkını elemiş olduk. B şıkkına geçtiğimizde 3'ün karesi ifadesi var. 3'ün karesi neye eşit arkadaşlar? 2 defa 3'ün tekrarlı çarpımına, yani 3 çarpı 3'e, o da eşittir 9'a eşit. 78 ile 9'u çarpmam isteniyor. Önce parantez içi yapılır. 78 ile 9'u çarpalım. 9 kere 8 72 elde var. 7. 9 kere 7 63, 7'yi de eklediğimizde 702 çıkmış oldu. 702'den 213'ü çıkarmam istenmiş. 12'den 3 çıktığında ne kalır arkadaşlar? 9. 9'dan 1 çıktığımda 8. 5'ten 2 çıktığında, 6'dan 2 çıktığında ne kalır? 4 kalacak. Burada 6 kalmıştı arkadaşlar elde verince. 489 kaldı. O zaman B şıkkımın cevabı 489'u vermiş oldu. 4. sorunun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu. Diğerlerini de yaparsanız 489'dan farklı bir cevap çıktığını görürsünüz. Yapalım arkadaşlar. C'yi de yapalım. 4000'i 40'a böl demiş. Kolay bölme yöntemi de var. Biraz biz uzatırsak da fark etmez. Bir defa 40'tan çıktı 0. 2 tane 0 aşağıya indiğinde buraya da eklenir. Cevabım 100 çıkmış oldu. Bunu da 189'da toplamam isteniyor. 100 artı 189, 289 eder. Bakın cevabı vermedi. Burada önce parantez içi yapılacak. 40 artı 40 80 eder. 2'nin küpü neye eşit arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2'ye, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 8 ile 80'i çarpmam istenmiş. 80 çarpı 8 640 eder. Cevabım 640 çıktı. Yine sonucu vermedi. O yüzden tek sonucu veren ifadem B şıkkında bulmuş olduk. Son sorum, 5. sorumuza geçtik. İbrahim Bey 950 metre uzunluğundaki parkurda 6 tur koştuktan sonra 1420 metre daha koşarak evine dönmüştür. İbrahim Bey'in koştuğu mesafeyi belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. 950 metre koşuyor ve kaç tur koştu? 6 defa. O zaman bunu 6 ile çarpmanız lazım arkadaşlar. Çıkan sonuca 1420 metre daha koşmuş. O zaman 1420 metre daha eklemem lazım. Benim ifadem 950 çarpı 6 artı 1420 olacak. D şıkkında olduğu gibi paranteze almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Önce yaptığımız işlemi paranteze almış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Bol işlemin olduğu bir konu. İşlem hatalarına dikkat edelim. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yerleri yorum kısmından tekrardan bize sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.